Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Şeyle geldim bak yine paketlerle. Aa, ne onlar öyle? Mama. Ah şeyin, Sibel Hanım'ın gönderdikleri mi? Evet. Ah Sibel Hanımcığım çok teşekkürler. Ay bayağı da çok. Evet ya çok. Ben şimdi bunları yavaş yavaş taşıyayım içeri. Tamam, kolay gelsin. Umur mu? Onlar konserve mi? Herhalde bunlar da ağırmış. Ne yazıyor? Ha, evet. Bunları sen şey yaparsın. Ezme, kuzu etli, pirinçli, yaş yavru köpek. 12'li şey. Ha, konserve, yaş mama. Evet. Hmm. Çok teşekkür ediyoruz. Deneyelim bakalım bundan da. Verelim çocuklara, afiyetle yesinler. Dışarıda mı paskallar falan? Gördün mü? Bir tane mamanın şeyi hafif yırtılmış ama ben... Ender işten geldi. Mamaları bıraktık içeri. Şimdi gidiyoruz. Bizim bu şapşiyi yakalamaya, yakalayıp, çünkü kliniği aradım. O ayaklarından, patilerinden örnek alınıp bakılması gerekiyormuş. Çok gel git olacak dediler. Oğlum. Bu sebeple şimdi ona bir tane tasma takıp götüreceğiz ve kontrol olacak. İlk aşısı ne olacak? İlk aşısı ne olacak bu can? Bekliyorlar bizi. Dur oğlum, dur. Şimdi tamam, tamam. Şimdi ben onun tasmasını takmaya çalışayım. Gel Gülşah'cığım. Tamam. Ender ve Gülşah'la gidiyoruz. Evet, Bıdık Bey'i böyle minderin üzerine oturttuk. Bir tane de koli koyduk. Belki onun ilk araba yolculuğu ve bazı kaza yapabilir, işeyebilir. He? Şu uzatmayı da alalım. Nasıl? Kapattık değil mi? Evet. Gidiyoruz. Şimdi şu ayaklarını örnek alacaklar patilerden. Bakacaklar. Değil mi oğlum? Bir kontrol olacak. Gidiyoruz. Ne oldu? Biz nereye bindik ya? Nereye gidiyoruz biz? Bıdık. Bıdık niye diyorum ki ben buna? Şapşik. Şapşik. Nereye gidiyoruz biz? Çok bıdık geldi de bana. Bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Bakıyor, şaşırdı şu anda bence. Şaşırdı. Ay çok tatlı Ender. Enseye bak. Şapşik. Uy kurban oldum. Çok tatlısın. Çok tatlı. Tasmasını değiştirdim. Diğer tasma büyük geldi. Bu uzatma ipinin el tutma yeri tam onun boynuna göre oldu. Onu taktık. Göğüs tasması var yavru bebekler için ama onu takmayalım dedik. Çünkü şimdi kontrol olacağı için takıp çıkarması zor olur. Onu da boşu boşuna strese sokmuş oluruz. Bakar mısınız? Ay şu enseye bak. Uy. Yattı. Şapşik yattı. Oh, keyfine diyecek yok. Hadi bakalım. Şapşik. Geldik. Kustu birazcık yolda. Şimdi örnek alınacak. Yalıyor. Geldik şimdi. Ona konserve verdik. Çok iyi beslenmesi gerekiyormuş. Pascal da sebeplenmeye çalışıyor. Ah, bir sürü şeyler çıktı. Bakalım bizi neler bekliyor. Teşekkür ederim. Ah, ellerim battı. Şimdi benim hemen arka kapıdan gidip kendimi temizlemem gerekiyor. Şaşırtma al bunu. Veterinerden geldik, hemen bir duş aldık, bütün kıyafetlerimizi makineye attık, temizlendik. Şimdi akşam yemeği hazırlıklarına başlıyoruz. Başlamadan önce tabii ki yemek servisine çıkacağız. Her şeyi anlatacağım Şapşik'le ilgili. Şimdi sevgili Sibel Hanım'ın göndermiş olduğu mamalardan Ender bugün çocuklara verecek. Şöyle
koyuyor servis tabağına. Böyle açmamız gerekiyor. Evet. Bu patlı şapşik için olan mama. O böyle küçük küçük. Konserve değil. Ama biraz konserve yedi ya. Yeter. Veteriner bir tane konserve hediye etti. Bunu hemen yesin dedi. Toparlasın. Biz de hemen verdik. Bu da Bona Cibo. Güçler için olandan. Bu da fındık ve pasta maması. Sibel Hanım çok teşekkürler. Bu böyle bir şey. Ha bu şey pizza krakeri. Evet. İlk defa böyle dürüklü mama görüyorum. Sen servise, ben de akşam yemeğini yapmaya gidiyorum. O ne yapacağım? Ispanağım vardı biliyorsunuz. Hemen şöyle bir tane patates doğradım. İçerisine patatesli ıspanak yapıyorum. Ispanak yemeği. Yanına da makarna açacağım. Şu yapmış olduğumuz yoğurttan da birazcık kaldı. Sizde yoğurt. Onu koyacağım. Aslında ıspanakla yoğurt yenmemesi gerekiyor ama alışkanlık Önder seviyor. Bunlar ne? biliyorsunuz daha önce Koniku, tavuğun bir etini almıştım. Koniku diye satılıyor. Ya böyle tek şimdi ıspanak ve makarna içime sinmedi. Hemen evde olan kırmızı kapya biberini jülyen şekilde doğradım. Şu şekilde yarım ay şeklinde soğan, kuru soğan ve aşkım yeşil soğanın şöyle yeşil yapraklarından birazcık doğradım. Bu wok sosuyla birlikte güzelce pişireceğim. Bir nevi tavuk sote olacak Koniku'dan. Öncelikle soğanları hafif soteliyorum. Rengi döndükten sonra kenara alacağım. Daha sonra kapya biberlerini aynı şekilde. Soğanları wok tavada yüksek ısıda soteledim. Şimdi kapya biberleri tavanın içerisini sildim. Yeni yağ ekledim. Çok az ve şimdi kapya biberleri soteliyorum. Ve son olarak tavuklar. Tavukları katılıyoruz. Tavuklar şu şekilde sotelenirken su kaynattım. Cuşa uzun makarna istedi. Tabii ki spagetti istediği için makarnayı o seçiyor evde. Şöyle hemen makarnayı da haşlıyorum. Artık çünkü ufaktan yemeğim hazır ve bir yandan da sofrayı kuruyoruz bu şaşkınla. Spagetti pişme süresi 9 dakika. Şimdi 9 dakika makarnamız pişerken ben de bu yemeğimizin parçalarını birleştireceğim. Tavuklar sotelendi. Şu daha önceden sotelemiş olduğumuz fesleleri içerisine ekliyorum. Ekledikten sonra wok sostan gezdiriyorum. Wok tavada, wok sosta sebzeli tavuğun hazır. Gördüğünüz gibi harika kokuyor. Tadı da mükemmel. Şimdi onu servis tabağına alacağım. Aceleyle hazırlanan, anlık gelişen günün menüsü. Şöyle wok tavada sebzeli tavuk, wok soslu, yeşil soğan, şöyle makarna soslamıyorum makarnayı çünkü bu sostan, yani bu tavuktan üzerine koyulabilir. Süzme yoğurt, biraz suyla açtım. Anneannemin turşusu, dedenin pul biberi ve patatesli ıspanak yemeği. Hadi bize. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz? Şu tiplerinize bakar mısınız? Yatıyoruz. Kobe. Allah'ım Allah'ım. Turşum. Oy. Ne tatlı oğlum. Gözüküyorsunuz. Oğlum gel. Gel oğlum. Gel. Ay 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 ay. Hera. 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 Hera da senin yanında mı? Evet. Kıyım. Çok.
Herkese merhaba. Bir çarşamba sabahından günaydın. Çok erken kalktık. Çünkü Şapşi'yi veterinere götürüyoruz. Tedavisi için tekrardan. Bugün onu banyo ettirecekler özel bir çözeltiyle mantarları için. Ay. Şimdi elinden arabaya şöyle karton ve üstüne havlu koyuyor. Ben de onu kucaklayacağım ve arabaya oturtacağım. Kolay gelsin Ender'ciğim. Sağ ol canım. Şapşik görüşürüz. Banyo mu edeceksin? Tipe bak. Şaşkın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gidiyor. Bıraktık Şapşik'i. Şapşik'i bıraktık. Akşam alacağız. Ay. Şu şeyleri arkaya koyayım mı sevgili? Şapşik. Nasılsın? Ay ne güzel tasma takmışlar sana. Pembe mi takmışlar oğlum? Pembe taktım. Ay. Banyosunu etti. Gidecek onun mantarları. Ay nasıl yıkanınca nasıl güzel olmuş değil mi Ender'cim? Canım benim. Kapıyı şey yap istersen kapat ya da içeri gir kapat ya da. Uy çocuğum. Kurudu mu peki? Hı-hı. İyi mi şu anda? İyiyiz. Korkma korkma. Buradayız. Buradayız. Korktun mu sen? He? Bakar mısınız güzelliğine ya? Az kaldı. Evet. Haftaya bir daha gidecek değil mi hayatım? Haftaya bir daha sonra normal aşıları başlayacak. Şu ayaklarındaki yaraları geçecek. Genel durumu gayet iyi dediler. Daha da iyi olacak. Güzel beslenecek. Konserve Sibel Hanım da sağ olsun biliyor, içine mi doğmuş? Bize çok güzel konserveler yollamış. Hem onlardan yiyecek hem vitamin aldık. Vitamin hapı kullanacak. Çörek otunu ezip yağını birer kaşık içireceğim. Sirkeyle silmem gerekiyormuş. Onu yapacağız. Bütün her şeyden kurtulacak. Çok daha sağlıklı olacak. Şapşik. Geldik artık. Geldik. Efendim. Şimdi yemek saatleri. Bugün yaş mamayla büyüklere kuru mamayı yani şu konserve ile mamayı karıştıracağım. Bebeğe de çok azıcık hemen mama koydum. Ona sadece yaş mama olarak vereceğim. Onun çok iyi beslenmesi gerekiyor. Burada kendisi. Bekliyorlar şu anda. Sevgili Sibel Hanım'a hadi teşekkür ederiz. Hadi. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Sibel Hanım'a da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Güzel mamalar için teşekkür ederiz. Hadi koyalım. Evet, bebekten başlıyorum. Al bakalım. Afiyet gel. Pascal. Gel oğlum. Al. Afiyet olsun ve fındığa verelim. Gel kızım. Oy benim kuşuma. Gel. Heh. Afiyet olsun. Ye bakalım. Ah, hadi. Ye. Afiyet olsun. Şimdi gideyim içeriden vitaminini de getireyim. Onu da verelim. Tamamdır. Afiyetle yesinler.
Sağ olsun Önder, vitamini getiriyor. Hemen onu da bebeğe verelim. Teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Bu da onun vitamin hapı. Bağışıklığını güçlendirecek. Al bakalım. Oh, yedi valla. Götürdü. Afiyet olsun, şifa olsun, güç olsun. Dur o tabağı biraz çekelim, gel. Heh, böyle rahat ye. Heh. Tamam, yedi valla. İştahı açıksa bu iyi işaret. Sağlığı yerinde. Maşallah, maşallah, maşallah. Merhaba, şimdi görüntülere baktım ve dedim ki böyle birkaç günlük çekimleri birleştireyim. Bunları da ortaya karışık vlog olarak yükleyeyim. Bir şey yarım kalmış, onu burada tamamlayıp bu vlogları, bu çekimleri bitirip yeni çekimler yapmaya başlamak istiyorum artık. Evet, Şapşı'yı en son biliyorsunuz veterinere götürüp getiriyoruz. Dün de götürdük, mantar çözeltisinde bir banyo yaptırıldı. Ne olmuş? Beslenme kaynaklı, yani buraya gelmeden 1-2 ay kadar kötü beslendiği için, çöpten, yemek artıklarıyla beslendiği için bağışıklık sistemi çökmüş. Midesinde, içerisinde bir sürü yumurtalar, iç parazit yumurtaları çıktı. Yine kötü beslenme kaynaklı mantar ve uyuz çıktı. Hepsi aşılabilir. Biz hani çok başında götürdüğümüz için, şüphelendiğimiz için biz hani normal şüphelenmiştik bir hastalığı çıkacağından. Hani onu kontrol ettirelim, varsa bir şeyi tedavisini ettirelim ki aşılarına başlasın. Gençlik karma aşıları, kuduz aşıları vesaire. Neyse, o öyle, şu an iyi, çok iyi besliyoruz onu. Günlük vitamin haplarını veriyoruz, biliyorsunuz görüntülerde de gördünüz. Onun harici deri sağlığı için havanda çörek otunu güzelce ezip yağı çıkana kadar böyle bir kaşık ağzına koyuyorum. Bunu doktorumuz söyledi, veterinerimiz söyledi. Dedi ki bunu lütfen yapın. Şimdi artık havalar da çok güzel, bahar geldi biliyorsunuz. Sabahtan 1 litre suya 1 litre elma sirkesi, 2 litre ise işte 2 litre elma sirkesini karıştırıp birebir ölçüyle derisini, tüylerini, ayaklarını güzelce sileceğim. Bu da güzel bir savaş uyuz ve mantarla, özellikle mantarla. Uyuz için ense damlası yapıldı. Bir tane enjeksiyon yapıldı. İlaç enjeksiyon yapıldı. Onun durumu iyiye gidiyor. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Komşularımızla da görüştük. Çünkü bebeğin, lütfen buradan da uyarayım. Lütfen sokak hayvanlarına, hiçbir köpeğe, kediye yediğiniz etlerin kemiklerini vermeyin. Onlar için kemik faydalı bir şey değil. Öğütemiyorlar, sindiremiyorlar. Onları zaten sokakta mücadele zor, daha zorlaşıyor hayatları. Ufacık yavru bebek, daha dişleri minnacık, hani şey, kemiği tabii ki kırıp yiyemediği gibi bütün yutmuş, midesinden şöyle bir kemik çıktı. Evet, verenle görüştük. Vermeyecek artık. Ev yemekleri vermeyin. En kötü ekmeğe su basın verin. Ender de geldi. Evet. Şapşık konusu olunca herhalde katılmak istedi. Şapşık çok şanslıymış. Kemik, yani ilk arabaya bindirdik. Hani ilk arabaya biniş olduğu için çıkardı yediklerini. Ama kocaman bir kemik çıktı. Onu hiç sindirip boşaltabileceğini ihtimal vermiyordum ben. Hani bağırsaklarını falan yırtabilirdi. Allah'ın sevgili kuluymuş ya Şapşık hakikaten. Onca kötü şartlara rağmen yaşaması isteniyor. Evet, uğraşıyoruz. Evet. Hani su koyun, ne bileyim, hani mama alın, en kötü mama. Hani o da maalesef, hani herkes şey, hemen pahalı denilebiliyor köpek mamalarına. Kimsenin eli gitmiyor. Kuru ekmeğe su basın verin. Hani o bile onlar için daha faydalı. Kemik asla, yani etini yiyip çöpünü hayvanlara vermek hiç hoş bir davranış değil, her şeyden önce vermeyin. Sonra siz verdikten sonra acı çekerek ölebiliyorlar. Herkes gördüğünü kurtarayım diye uğraşmıyor, götürmüyor, bakmıyor. O yüzden buna sebep olmayın, vesile olmayın. Kötü aradı değil mi? Evet, bu arada mama da pahalı. Hep reklamlarda çıkıyor ya, günde 1 liraya.
şunu yapın bunu yapın. Normalde kampanya olduğu zaman bazı marketlerde 30 liraya 35 liraya geliyor. Günde 1 liraya ayda bir tane köpeği sevindirebilirsiniz. Yani. Evet. Evet. Baktığında. Çok da öyle masraflı bir iş değil aslında. Evet. Şapşin durumu da bu şekilde. Tekrar haftaya gideceğiz. Yine bir banyo yaptıracaklar mıydı? Bir daha? Yok. Ney vardı? Ya işte taşı yapacaklar herhalde o mantar şeyleri. İkinci ne derler? Kür. İkinci kür aşısını olacak. Tüm hastalıkları geçtikten sonra normal aşılarına geçecek. Karma, uyuz. Ay uyuz nedir ya? Karma, kuduz. İyi olacağına inanıyoruz. Bunun harici bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.